Merhabalar Sayın Sağlıkçılar. Bugünkü konumuz ülkemizde bağışıklama, gelişmeler ve sorunlar. Öncelikle bütün bu organizasyonu yapan arkadaşlarımıza, halk sağlığı hocalarımıza, başta Taceddin Hoca olmak üzere teşekkür ediyorum. Bugün moderatör olarak beni görevlendirdiler. Ben de memnuniyetle kabul ettim bu görevi. Ben Işıl Maral, Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Bölümünde öğretim üyesiyim. 97 yılında halk sağlığı uzmanı oldum. 2002'de halk sağlığı doçenti, 2010'da da halk sağlığı profesörü oldum. 2008 yılında mikrobiyoloji doktora eğitimini tamamladım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde. Ve şu anda Bağışıklama Danışma Kurulu'nda ve Sağlık Bakanlığı Kızamık Doğrulama Kurulu'nda İstanbul ve Sağlık Bakanlığı Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Kurulu'nda görevlerim var. Bugünkü sunumumuzu ülkemizde bağışıklama gelişmeler ve sorunlar konusunu Profesör Doktor Levent Akın hocamız sunacak. Kendisi halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmakta. Hepimizin de tanıdığı gibi. Levent Hoca 1984 yılında halk sağlığı uzmanı oldu. 87-89 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1992 yılında doçent, 2006'da profesör unvanlarını aldı. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığını tamamladı. Halen Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu üyesi olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İdari olarak da Aşı Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir. Bu tanıtımlardan sonra ben sözü Levent Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun hocam, sunumunuza başlayabilirsiniz. Işıl, teşekkürler. Taceddin'e bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Neler oluyor? Biraz böyle parça parça sunum olacak. Bir blok bir sunumdan bahsetmiyorum. Bazı konulara değineceğim. Ama bu sunumda ben bazı arkadaşların slaytlarından yararlandım. O kadar fazla vaktim olmadı. Ama bazı bilgiler de onlarda. Bunların başında Mehmet Ceyhan var. Hacettepe Pediatrik Enfeksiyon'da. Ondan birkaç slayt aldım. Onun ötesinde Sağlık Bakanlığı Aşı Grubu'nda çalışan Aslan'dan, Dervin'den, Ümit'ten, Ayla'dan, Gülen Perivan Türk'ten, Emine'den de bazı yararlandığım slaytlar oldu. Verilerin de bir kısmını onlardan aldım. Teşekkür ederim. Bazı slaytlar onlara ait. Şimdi nelerden bahsedeceğim? Bu dünyadaki salgınlardan bahsedeceğim. Niye bundan bahsedeceğim? Biraz sonra söyleyeyim. Bunun dışında aşı çalıştayı. Bizde üniversitede bir aşı enstitüsü kuruldu onunla ilgili. Fakat büyüyen problemlere geleceğim ondan sonra. Kızamık vakaları, grip sezonu, geçtiğimiz sezon, bu seneki sezona ait bilgiler, güncel bilgiler, yarın bir toplantı var orada konuşulacak. İlişkin aşılaması giderek gündemimize daha fazla yer almaya başladı. Yeni eklenmesi planlanan aşılar var ama bununla ilgili elbette ki hem ekonomik hem siyasi karar vericilerin durumları, bir de okul aşılaması ile ilgili bir belki bir düşüncem, bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdi bazı hastalıklar çok eskidir ve bunlar geleneksel hastalıklar olarak geçer. Bunlardan birisi kolera. Yemen'de sıkı bir kolera salgını yaşandı. Hatta o kadar ki çok etkisi tartışılan aşı olan kolera aşısını bile uygulamak zorunda kaldılar. Ülkenin %92'sini etkiledi salgın. Çok kabaca 27 Nisan'da vakalar bildirilmeye başlandı. 820 bin kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. 2150 kişi de yaşamını kaybetti. Niye bunu söylüyorum? Bunu söylememin sebebi, bunun arkasından gelen bir de difteri salgını var. Sebepleri birbirine benziyor. Bulaşma yolları farklı olmakla beraber.
Ağustos'tan beri bugüne kadar 60 kişinin yaşamını kaybettiği resmi kayıtlarında var. 933 kişi difteriye yakalandı. Şuraya altına baktığımızda özellikle vurgulamak istediğim slaytlarda Yemen'de bir iç savaş var. Bir de bazı ülkelerin Suudi Arabistan'a falan müdahalesi de var. Bunun yarattığı bir açlık ve yoksulluk var. Bu altyapıyı kullanamıyorlar. Su ve kanalizasyon sistemlerini kullanamıyorlar. Hatırlarsınız kolera salgını sırasında sağlık personelinin ciddi bir maaş alınma nedeni grevi oldu. Çöpler birikti falan derken temiz içme suyu kullanamadılar. Sağlık hizmetleri durdu. Sonuçta bir iç savaşı ve buna bağlı olarak gelişen olayların yarattığı sorunlar çok geleneksel hastalıklar diye bahsettiğimiz tarihsel süreçte yer alan Yemen ve Yemen'de kızamık ve kolera kolera ve difteri salgınına sebep oldu. Bunun ötesinde son dönemlerde bu turizm acentalarının çok fazla bahsettiği seyahate gidecek yerler ya da İngilizce deyimiyle destinasyonlardan bahsediliyor. Aklıma Madagaskar örneği geldi. Çünkü ta Roma İmparatorluğundan beri bilinen vebayı biz tekrar Ağustos 2017'de Madagaskar'da gördük. 171 ölüm oldu. Sebebini hatırlatmak istedim. Ormanlık alanları yok ediyorlar. Bir platosu var merkeze yakın adanın ortalarında. Bu platoda ormanlık alanlar yok ediyor. Ayrıca halkın temiz suya, elektriğe, temel sağlık hizmetlerine, beslenmelerle ilgili bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Arkasından bir veba salgını başlıyor. Madagaskar bir ada ülkesi, kontrolü kolay gibi gelmekle beraber hastalığın bazı ülkeleri yayılma, Afrika'daki bazı ülkeleri yayılma olasılığı nedeniyle bir alarm yaşandı. Bu da geçti. Bunu şunun için söyledim. Madagaskar şu anda Türkiye'den de turist giden bir bölge. Bu nedenle dikkat çekmek istedim şeylere, soruna. Aşı kaynaklı polio vakalarından bahsediliyor. Somali'de en son Mart ayında bu gözüktü. Bu çok önemli çünkü Suriye'de de buna benzer olaylar vardı. Alınan numunelerde dolaşımda polio tip 3'ün aşı derivesine ait bazı izolatlar ortaya çıktı. Vakalar var mı? Var. Bir sonraki slide'da göstereceğim. Başka yerlerde vakalar var. Eğer polio aşılaması iyi gitmezse oral polio aşısına bağlı olarak aşı, zayıflatılmış aşı virüslerinin bölgede risk yarattığı ve zaman zaman vakalara sebep olduğunu görebiliyoruz. Bu biraz evvel sabahleyin aldığım bir görüntü. Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinden aldığım bu görüntüyü. Burada kırmızı noktalar vahşi virüse bağlı hastalıkları, yeşil noktalarda aşı derivesinin sebep olduğu akut Fras paralizileri gösteriyor. Bu da Afganistan, Pakistan, özellikle Afganistan endemik bölge, Nijerya endemik bölge olduğu için sarıyla boyanmış. Bakıldığı zaman önemli bir nokta, özellikle Türkiye'nin doğu bölgesinde vahşi polio vakaları görüyoruz. Güneyinde aşı derivelerine, aşının içindeki suçların sebep olduğu virüsların sebep olduğu akut Fras paralizileri görüyoruz. Kongo var. Buradan gözüküyor mu? Şöyle yaparsam gözüküyor mu bilmiyorum. Kongo, Nijerya, şurada Suriye'de özellikle vakaları görebiliriz. Bunlar da önemli. Hala özellikle polio aşılamasında eradikasyon hedeflerine ulaşıldı ama eradikasyon tamamlanmadı. Bunu hatırlamak lazım. Sadece hedeflere ulaştık. O yüzden de aşılama oranının yüksek olması büyük önem arz ediyor. Hem vahşi polio enfeksiyonlarını önleyebilmek için hem de aşılama sırasında, düşük aşılama sırasında aşı derivi virüslerinin sebep olduğu enfeksiyonları hatırlatmak istedim. Başka bir destinasyon sarılma ile ilgili Brezilya. Çok sıkı bir salgın yaşıyor Brezilya sarılma ile ilgili. Biz Brezilya'ya epeyce kişi gönderiyoruz turistik amaçla. Fakat Brezilya'da işler öyle değil. Şu fotoğrafta açıklamak istedim. Hayvanat bahçelerindeki maymunların öldüğünü saptıyorlar. O yüzden hayvanat bahçelerini falan kapatıyorlar. İş o kadar büyük. Türkiye'den çok fazla giden var. Sarılmaya sebep olan bir sivrisinek. Bu iki tür sivrisinek var Aedes grubundan. Bunlara bakıldığı zaman bunların da Türkiye'de Karadeniz'in kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığını ve Kuzey Karadeniz'de bu sivrisinekleri gördüğümüzü görüyoruz. Sivrisineklerde şu anda ne Zika virüsü ne sarılma virüsü tespit edilemedi ama her an insan kaynaklı bir vaka nedeniyle sivrisinekler enfekte olursa çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Türkiye için tropikal ya da egzotik hastalık olarak kabul ettiğimiz sarılmayı biz bu ülkede görebiliriz. O nedenle önemli. Niye görüldü Brezilya'da? Brezilya'da bazı yerlerde nüfus çok yoğun. Temizlik ya da hijyen, altyapı hizmetleri çok iyi değil.
Bu bölgelerde bazı bölgelerin yoğun olan bölgelerde aşı da yapılmıyordu. Şu anda o bölgelerde aşı da yapılmadı başlandı ama sarılma da Brezilya için şu anda bir tehdit. Brezilya neresi, Türkiye neresi demeyin, çok hızlı bir şekilde olay bize geliyor. Bir de çok fazla dediğim gibi Brezilya'ya giden kişimiz var. Hatırlatmak istediğim şeylerden birisi nipah virüs salgını. Çok bilmiyoruz, ensefalit de geçiyor. Grip benzeri hastalık da başlıyor. Ensefalit de hastalık seyrediyor. 14 tane ölüm vakası var ama hastalık güneybatıya doğru bir yayılma eğiliminde. Salgın öyle ilerliyor. Acaba dünyada bir epidemi yapar mı? Bir pandemiye sebep olur mu? Küresel bir epidemi. Böyle bir tartışma var. Buna karşı da sadece haberdar olmak lazım. Nasıl bulaştığına çok fazla girmek istemiyorum ama özellikle bu domuzlar ya da meyve yarasalarının verdiği fruit bat'ler diye bahsediliyor ama özellikle Türkiye'den yine Hindistan'a çok fazla gidiş var. Bu konuda da arkadaşlarımda hatırlatmak istedim. Şimdi biraz aşılara dönmek isterim. Dünyadaki bu salgınlar bizim ülkemizi tehdit eder mi? Bu kadar uluslararası seyahat içinde tehdit edebilir. Artı bizim de önlem almamız gerekebilir. Şimdi aşıyla ilgili dünyada neler oluyor, neler bitiyor? Bir indeksleri karıştırın dedim. Bakalım nasıl bir değişiklik var. 2018 rakamları yaklaşık olarak 4 aylık, 4,5 aylık rakamlar. Ama bakıldığı zaman son 5 yılda 58 bin, yıllar boyuyla 275 bin, 276 bin yayın var Web of Science'da. PubMed'e gittiğiniz zaman yayın sayısı biraz daha fazla. Son 5 yılda yaklaşık 90 bin, tüm yıllar boyunca da 430 bin yayın var. Yani sürekli yayın var. Web of Science'da yılları çıkartabildim. Çıkarttığım zaman gördüğümde sürekli bir 13 günler seviyesine gelmiş olan bir yayın. Giderek de bu yayın sayısı artıyor. Yani dünyada hem aşı hem aşıya karşı, aşıyla konuların hastalıklara karşı önemli miktarda çalışma var. Her ne kadar popüler olan konu bulaşıcı olmayan hastalıkların dünyadaki tehditleri ve gelişmekte olan ülkelerdeki tehditler olmakla beraber aşıyla da ilgili, bulaşıcı hastalıklarla da ilgili önemli çalışmaları hatırlatmak istedim. Bu bahsetmek istediğim aşı çalıştayındaki görüntümüz. Kimler vardı? Ben fotoğraf hareketliydi ama herhalde PDF olunca bu hareketi bozdu. Üçüncü ulusal aşı çalıştayına toplam 11 arkadaşımızla beraber katıldık ya da 12 arkadaşımızla beraber katıldık. Ve bir toplu halde fotoğraf çektirdik ama biz bunu geleneksel olarak yapıyoruz. Önemli bir toplantıydı. Neler konuşuldu, ne başlıkları vardı bunu da paylaşayım. İnfluenza aşıları ana bir başlıktı. Neden, ilişkilerin yapılması riskleri gibi. Pneumokok aşılarıyla ilgili şu anda güncel bir tartışma var. Hem ilişkilerin yapılması Türkiye'de gündemde hem de aşıyla ilgili olarak iki tane piyasada etkili aşı var. Bunlardan birisi 11 bileşenli aşı, birisi 13 bileşenli aşı. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili tercihleri tartışılıyor. Erişkin aşılamasına girildiği zaman 11 bileşenli aşının erişkin ruhsatı olmadığı için erişkin aşılamasına 13 bileşenli aşı tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yetişkinlere hangi aşılar yapılabilir? Önemliydi. Son dönemlerin popüler konusu aşı uygulamasındaki problemler, aşı reddi. Bununla ilgili zaten de bir tartışma da yapıldı bu ortamda. Bir de eklenmesi planlanan rotavirüs, meningokok ve HPV aşılaması. Bunlarla da ilgili bazı bilgileri de en sonunda vereceğim. Eğer bu aşı çalışmaya ait rapor, güzel bilgiler var, güzel tartışmalar var. Çok farklı sektörlerden katılım var. Yani bir aşı grubu, aşı ile ilgili bloggerlardan tutun, Yargıtay'dan ya da çeşitli bu konuda destekçi gruplardan medyaya kadar bir katılım oldu. Tam raporu bu slaytların altına bir adres verdim. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin, Çocuk Enfeksiyon Derneği'nin. Oradan tam rapor metni erişilebilir. Yeni bir gelişme, üniversitemizde bir aşı enstitü kuruldu. Aşı enstitü kurulduğuna dair yayınlandı. Şu an ana bilim dalları kuruluyor. İki tane ana bilim dalının adı netleşti de daha YÖK'ten onay alınmadı. Bir üçüncü ana bilim dalı da aşı bilimi, aşı eğitimi gibi bir takıldık. Ama üç tane ana bilim dalı kuruluyor. Böyle bir aşı enstitüsü var. Aşı enstitüsü de umarım görevlerini layıkıyla yerine getirebilir. Hem teknik anlamda hem diğer çalışmaların itibariyle önemli olur. Şimdi gelelim biraz gelişmeler ve sorunlara. Bunların başında da kızamık vakaları geliyor. Kızamıktan galiba 2010-2011 yıllarında başlayan olay zaman zaman alevleniyor, zaman zaman da tehlikeli hale geliyor. Şimdi bu slide ne kadar iyi izleniyor, iyi bilemiyorum. Türkiye'ye daha önceki slaytları biraz daha koyu renkliydi. Şimdi açık renge büründü.
Ama problem olan iki tane bize yakın ülke var. Bunlardan birisi İtalya, birisi Romanya. Buralarda ciddi bir kızamık salgını yaşıyoruz. Son 12 aylık döneme bakıldığı zaman Kanada'da bir miktar etkili, Afrika'nın bazı bölgelerinde etkili, bizim kuzeybatı komşularımızla ülkelerde etkili, Fransa'da etkili salgınlar görüyoruz. Bu kaçınılmaz bir şekilde Türkiye'ye ulaşır mı? O dönemde İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Işıl'ın emeklerini hatırlıyorum. Ya da emek de denmez ona, yani vakfettiğini kendini hatırlıyorum. Acaba böyle bir durumla karşılaşır mıyız? Şu anda sakin gidiyor ama acaba sonbaharda tehdit ne hale gelir? İyi bilmiyordum. Bu eski bir bilgi. Avrupa bölgesindeki rakamlar hangi yıl kimlerde olmuş, hangi yıl kimlerde tehditler olmuş. İşte Bulgaristan, Fransa, Ukrayna, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan böyle gidiyor. Her ülke bir başına bela alıyor. Son dönemde de bu Romanya ile ilgili biraz daha bilgi elimize gelmeye başladı. Çok yakın. Bizde yok mu tanık vakaları var? Bu Sağlık Bakanlığı nasıl aydı? Vakalara, yaşlara göre dağılımları var burada. Slide'da kırmızılar aşısızları gösteriyor. Bir tane mavi var ya da mor gibi gözüküyor. O tek doz aşı olmuş kişiler. Diğerleri de bilinmiyor. Yani aşı olup olmadıkları bilmiyorlar. 2017 rakamlarına baktığımız zaman biraz önemli bir şey. Türkiye'de aşılı, tek doz aşı da buna beyana dayalı, karta dayalı değil. Bundan da çok emin değiliz. Aşı yapıldı mı yoksa kızamık aşı yapıldı mı diye sorulun, evet diye bir cevap verildi, onu bilmiyoruz ama daha önceki rakamlara göre aşısızlarda görülen bir vakayla karşılaşıyoruz. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. Yabancı uyruklara bakalım. Yabancı uyruklara bakarsanız tüm zaten aşısız vakalar ya da aşı olup olmadığını bilmeyen gruplarda. Hastalığı bir geri gidersek Türkiye'deki vakalara baktığımız zaman 0 yaş grubunda, zaten aşı yapmıyor 0 yaş grubunda, önemli bir sorun gözüküyor karşımızda. Ama 1-4 yaş grubunda da sorun devam ediyor. Yabancılara baktığımızda 0 yaş, 1-4 yaş, bir miktar 5-9 yaş, 10-14 yaşta da hastalık sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu önemli noktalardan birisi. Çünkü zaman zaman yabancı uyrukların önem taşıdığını görüyoruz. Nedir Türkiye'deki durum? Bu kızamık insidansı 2017'de milyonda 1.1 olarak karşımıza çıktı. Burada önemli olan şeylerden birisi kızamıkla ilgili salgın ya da kızamık konusuyla ilgili önlemlerde kızamık vaka saptama hızımız önemli. 100 binde olarak geçiyor bu. 100 binde muhakkak 2'nin üzerinde olması lazım. Türkiye'de 3.3. Yani Türkiye kızamık vakalarını yakalamakta iyi bir noktada şu anda. Atladığı vaka yok mudur? Vardır. Çünkü kızamık unutulmuş bir hastalık. Yeni klinisyenlerin çoğu bilmiyor ama hala vaka yakalama hızımız önemli noktalardan birisi. Önemli nokta. Bir başka önemli nokta da laboratuvar hizmetleri. Son dönemlerde ilk zamanlarda kızamık salgını yaşadığımızda bu %100'lere yakın giderken biraz düştü ama tekrar bununla ilgili bir hareketlenme var. Kızamık vakalarına, kızamık şüphesi olanlarda laboratuvar inceleme hızı oldukça yükselmiş durumda. Peki geçici korumalardakiler, pardon şu camları kapatayım çünkü tam ezan sesi kesecek. Pencerenin altında bir cihan var. Ezan sesi çok kuvvetli geliyor. Belki siz duyuyorsunuz ama bana çok kuvvetli geliyor ses. Onun için kesmek zorunda kaldım. Peki Suriyelilerle ilgili ağırlık nasıl? Suriyelilerin göçünün ötesinde belki son dönemlerde duydunuz da Afganlar geliyor Türkiye'ye. Bunlarla da ilgili sıkıntımız var. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yaklaşık 3.200.000 Suriyeli var ama bunların 5 yaş altı nüfusu olanlar 406.000 kişi. Kızamık aşılaması yapılıyor bunlara da. 406.000 kişinin 5 yaş altı kızamık aşısı yapıldığı eldeki kayıtlarda gözüküyor. Şu anda bu soru gelecek diye ben bunu koydum. Bu oradan kızamıkla dolaylı da ilgisi var ama hangi aşıları yapıyoruz biz? Yurt dışından gelen ya da göçmen ya da misafir olarak adettiğimiz kişilere. Beşli karma aşısı. Kızamık, kızamıkçık, kaba kulak. BCG kısmen yapılıyor. Su çiçeği aşısı uygulanmaya başlandı. Hepatit A. Konjüge pneumokok aşısı uygulanıyor. Hepatit B aşıları uygulanıyor. Burada sayıları var. Fena rakamlar değil ama Suriyeliler aşı yapmak bu konuyla ilgili çalışan arkadaşlarımız bilgisi dahilindedir. Epeyce sıkıntılı olduğunu bilmenizi isterim. Bununla ilgili broşürler, afişler hazırlandı. UNICEF Dünya Sağlık Örgütü'nün vasıtasıyla misafir çocuklarına aşı yapıyoruz diye pek çok yerde bu afişi yayınlamaya başladı ve bir kampanya şeklinde gidiyor bu.
Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'ye daha evvelden Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın ve endemik bölgeler olarak, endemik bölge olarak değerlendirilirken salgın bir anda ortadan kaldırıldı, kesildiğine dair son 12 ayda salgının kesildiğine dair de bir yayını var. Dolayısıyla bir salgın yaşayan bir ülke olarak gözükmüyor, salgını kesen ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili Işıl dağıtırlar bu bilgileri, beraber karar verdiğimiz. Farklı gruplara bizim aşı yapmamız lazım. Çocuk yaş grubu aşılaması devam ediyor ama bunun ötesinde bazı sağlık çalışanlarına, özel çocuk hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, acile çalışanlara önem veriyoruz. Gaziantep'teki kızamık salgını sırasında hastane bir hastalık kaynağı olduğu için izolasyon ve triyajın çok önemli olmasına bağlı olarak enfeksiyon kontrol komitelerinin devreye girmesi istendi. Yine 80-90 yılları arasında aşı olması, 15 yaş altındaki çocukların aşısından tamamlanması önemli. Bir başka önemli nokta, turizm sezonu nedeniyle özellikle Rus turistler nedeniyle Rusça bilen ve Rus kültürünü nispeten yakından tanıyan kişiler geçici olarak Antalya bölgesine görevlendiriliyor. Şu anda Rusya ve eski Rus Cumhuriyeti, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinde kızamıkla ilgili sorun olduğu için biz turizm sektöründe bu amaçla çalışan yabancıların da aşılanması ile ilgili Sağlık Bakanlığı'na bir öneride bulunduk. Bu öneride uygulanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla kızamıkla ilgili Türkiye bir hazırlık yapıyor. Sanki bir salgın yaşayabilir diye ya da salgın tehdidine karşı bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlıklarda başarılı olursa biz kızamığı gene çok düşük düzeylerde görebiliriz. Bir diğeri grip vakalarıyla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istedim. Bunu zaman zaman bana farklı kişiler sorduğu için bu slide'ı koydum. Türkiye'de bir sentinel surveillance var. Bir sentinel olmayan çalışmalar var. Bir de ağır solunum enfeksiyonları dediğimiz sarı surveillance var. İnfluenza surveillance'ında Türkiye'de 17 ilde sürdürülüyor. 180 aile hekim buna katılıyor. Ayrıca 7 tane laboratuvar var. İllerin isimleri burada yazılı. Elde edilen bilgilere göre sentinel surveillance'ın amaçlarına uygun olarak bilgi paylaşım ve izlemler yapılıyor. Bu da sarı sürveyansının yapıldığı yer İstanbul, Ankara, Samsun, Adana ve Erzurum illeri. Ama 5 yer dedim. 5 yer derken İstanbul'u ikiye bölüyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası diye. Bu nedenle önemli noktalardan birisi yani İstanbul'da 2 tane esasen bölge olduğunu kabul etmek lazım. Çeşitli mevsimsel gripe ilgili çalışmaların yanı sıra influenza dışında grip benzeri hastalığa yapılan virüslerde panel olarak çalışılıyor. Bunlardan da önemli bilgiler geliyor. Çünkü özellikle RSV'nin de hakim olduğu bir yıl geçirdiğimizi hatırlayalım. Nasıl işleyişi var? İşte muhakkak hafta içinde bir numune alınıyor. Bu soğuk zincir vasıtasıyla laboratuvara kadar ulaştırılıyor. Vaka bilgi formları dolduruluyor. Arkasından elde edilen bilgiler de Euroflu ve ulusal düzeyde paylaşılıyor. Paylaşımı hiç izleyen arkadaşımız oldu mu bilmiyorum ben. Yalnız haftalık olarak Sağlık Bakanlığı bir grip bülteni yayınlar. Bu da grip sayfasında bulunabilir. İsteyen arkadaşlara göre gönderebilirim. Hangi sayfada yayınlandı ama kolayca bulunur. Bu 2016-2017 yıllarına ait mevsimde. Şurada bilmem gözüküyor mu bu kırmızı ok ışıl? Gözüküyor. Evet. Şurada baktığımız zaman Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda bu yılda benzerini yaşadık. Genellikle yeni yılın başlangıcının ikinci haftası. Bizde bir pik yapıyor. Yani yeni yılla beraber bir pikine ulaşıyor ama başlangıcı özellikle Kasım'ın başlarında. Sonuna bakarsak çok uzun süre gidebiliyor. Bu grip benzeri hastalık sürüyansında elde ettiğimiz sonuçlar. Yani grip Aralık, Ocak, Şubat ayları bir ait bir hastalık değil. Kasım'dan Mayıs'a kadar süren bir tetikler bir hastalık olduğunu burada görüyoruz. Bunun ötesine sarıya baktığımız zaman da belli zamanlarda sarının de alevlendiğini görüyoruz ama grip benzeri hastalıklar pik yaptıktan yaklaşık 1-2 gün içinde hastaneye yatan ağır solunum yolu vakalarında da artış görüyoruz. Etkenler geçen sene ve bu sene H1N1 ya da H3N2 olarak gidiyor. Bu yıllara göre karşılaştığımız durum. Şuraya bakarsak ilk grip virüsünü genellikle 44. haftalarda 40. 45. haftalar arasında görüyoruz. Bu Kasım'a denk geliyor. En yüksekteki ise hep 5. 3. yılın 11. haftası, 2. haftası, 2. haftasında görmeye başlıyoruz. Son grip vakasını ise geçen sene yani 2016-2017 yılında 37. haftada gördük. İnfluenza B'ydi. Yani gripte bunun için söyledim.
aşılamayı haber Kasım'ı kaçırdım, Aralık'ta belki olurum falan. Artık Ocak'ta olmasam da olur diyorsunuz ama önce 5 aylık bir dönem daha var. O yüzden grip Türkiye'de yaklaşık 6-7 ay süren bir hastalık sezonu yaratıyor bizlere. Peki erişkinlerde aşılama, risk aşılaması. Bağışıklama Danışma Kurulu'nun burada gündemini getireceğim size. İki tane ana başlık başlığı biliniyor. Bunlardan biri rutin programda var olan ve toplum uygulanması gereken bildiğimiz aşılar. Bunlar nasıl uygulanabilir? Bir de özel gruplar tek tek tartışılmaya başlandı. Bu da önemli gelişmelerden birisi. Çünkü herkes kafasına göre yapıyordu. Özel gruplardan biri sağlık çalışanları. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılması ve sağlık çalışanlarının aşılı olması önemli. Benim bu ay yaptığım intern çalışmasında en fazla aşının hepatit B'de olduğunu görüyoruz ama grip aşılaması ve kızamık aşılamasında da bizim intern ve sağlık personeli bir artış olduğunu rakamlar şu anda ezberinde değil. Neler yapılıyor ilişkin aşılamasıyla ilgili? Bakanlık düzeyinde ve bakanlık uygulamaya çalışıyor, standartlar belirlemeye çalışıyor. Risk grupları için hemofilisi influenza tip B aşısı ya da HIP. Meningokok aşısı sadece hacılar ve askerlere değil, belirli gruplara da uygulanması konusunda sağlık personeli, düzensiz göçmenlerle temas edenler gibi erişkinlere sağlık personeli dahil hepatit A, hepatit B aşısı ama bunun ötesinde hep karşımıza çıkan laboratuvar testi yapalım mı? Bununla ilgili bir algoritma. Aşı öncesi eğer istemiyorsa bir algoritma takibi. Hepatit B profilaksi nasıl olacak? Bebeklik döneminde hepatit B aşısı uygulamaları ve antikor cevabının değerlendirilmesi tartışıldı. Bununla ilgili kararlar çıktı. Diyaliz ve son dönem böbrek hastalığında hepatit B aşısı uygulamaları. Antikor cevabı nasıl değerlenecek? Kaç doz uygulanacak? Hangi doz uygulanacak gibi. Sağlık çalışanlarına hepatit B aşısı uygulaması öncesi testler ve apis şeması. Ve gebelikte tümör nekroz edici faktörü bloke edecek ilaç kullananlarda, kullananların bebeklerine BCG aşısını nasıl yapalım? Canlı aşı çünkü bu oluşturur riskler. Yani şu anda rutin aşıların ötesinde risk grubu aşılamaları ve bazı özel aşılamalarla ilgili olarak da yine bazı kararlar verilmeye çalışılıyor ve standartlar oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun ötesinde Sağlık Bakanlığı 250 bin doz konjüge pneumokok aşısını ASM'lere dağıtarak risk gruplarına aşılamayı planlıyor. Bu sene bu uygulamaya girecek. Grip aşılaması önemli. Seyahat aşılamasında sorunlar var. Önce bir şey söyleyeyim. Hacla ilgili bir şey söyleyeyim. Hacca gidenlere meningokok aşısı yapıyorduk. Belki çok teknik ayrıntı gibi gelecek ama önemli bir ayrıntı. Hacılara yaptığımız aşılar bizim polisakkarit aşılardı. Polisakkarit menenjit aşılarını yapıyorduk. Polisakkarit aşılarının birkaç temel özelliği var. Bağışıklık süreleri kısar. Bağışıklık yaratır ama taşıyıcılığı engellemez. En önemli noktada 2 yaşından küçük çocuklara polisakkarit aşı yapılmaz. Bu önemliydi. Hacca giden hacıyı koruyorsunuz ama dönerken problemler oluyordu. Böyle bir polisakkarit aşıdan konjüge aşıya geçelim tartışmaları varken polisakkarit aşı üreticileri polisakkarit aşı üretimini artık durdurdular ve dünyada siz menenjit polisakkarit aşısını bulmanız mümkün değil. Onun için Türkiye bu sene zorunlu olarak konjüge pneumokok aşısına geçmiş durumda. Bu önemli noktalardan birisi gene askerler aşı yapılıyor. Haç ve tropik bölgelere seyahatlerde aşının olması önemli. Bazı yerlerde hala sorunlar var. Ve sağlık personeli ve 3 kızamık içeren aşı ve diğer aşıların yapılması. Yeni eklenmesi planlanan birkaç aşı var. Bunlardan birkaç cümleyle bahsedeyim dedim ama biraz uzun kaldı belki burası. Şimdi şu bilgiyi ben Mehmet Ceyhan takip ediyor. O da bunları seviyor. Ben de bu bilgiyi çok seviyorum. Onu paylaşayım istedim. Biz Türkiye'de aşılarımızı eklediğimiz zaman kızamıkçı kabakolak aşısını eklediğimizde dünyada 86. ülkeydik bu aşıyı ekleyen. Hemofilus influenza tip B'yi eklediğimizde dünyadaki 42. ülkeydik. Konjüge pneumokok aşısını eklediğimizde dünyadaki 19. ülke olduk bu aşıyı rutin programına ekleyen. Su çiçeği için 8. hepatit A için de 7. ülkeydi. Dolayısıyla aşı programı güncellenmesi de önemli. Sadece aşı kavurışlarının, aşı kapsayıcılık oranlarının yüksekliği ötesinde yeni aşı, yeni antijenlerin de aşı programına eklenmesi önemli. Şu anda eklenebilecek aşılar dünyadaki durumuna baktığımızda hala rotavirüs aşı dünyada 94 ülkede yapılıyor rutin olarak. HPV aşısı, human papillomavirüs aşısı 82 ülkede rutin programda. Meningokok aşısı da 51 ülkede ulusal programlarına eklenmiş. Bunlar da aşı çok çeşitli olduğu için meningokok aşıları bazıları sadece C, bazıları AC, bazıları 4 aşı şeklinde yapıyor.
Dolayısıyla bizim bunlarla ilgili değerlendirmelerimiz epeyce olgunlaşmış durumda. Yani meningokokit menenjit hastasına geldiğimizde Türkiye'de çok çeşitli araştırmalar var. Taşıyıcı araştırmaları kenara çıkardım. Fataliteye yönelik araştırmalara baktığımızda farklı rakamlar buluyoruz. %43'lere çıkan olduğu kadar bazı yerlerde menenjitin tam tedavi edildiğini gösteren çalışmalar var. Şimdi Mehmet Bey'in çalışmalarına dikkatini çekiyorum. Çünkü menenjitlerle ilgili sürüyen çalışması yürütüyor. Epeyce de büyük bir alanda yapılıyor bu. Hastane verileri bunlar. Baktığımızda Türkiye'de sene grup W135 esasında fazla 2005-2006'da hatırlatmak isterim. Haç kaynaklı dünyada W135 serotürüne ait bir salgın yaşandı. Ta Singapur'dan Brezilya'ya kadar vakalar görüldü. Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkelerde. Bu haç suçu olarak da adlandırılıyor. Yaklaşık olarak tüm izolatları %42'si bu tipti. Ve arkasından da serogrup B geliyordu. Bu ikisi önemli Türkiye'de olaydı. Attık satırlara bakarsanız sondan iki satır toplamının ötesinde Streptococcus pneumonia yani pneumokokla ilgili 55 vakası vardı. HIP ile ilgili hemofili influenza HIP ile ilgili 50 vaka vardı. 2005-2006 yıllarında. Sürüyası aynı merkezlerde devam ediyor. 2011-2012'ye geçiyorum. Biz HIP aşısına başladıktan sonra çocuk yaş grubunda hemofili influenza tip B menenjitlerinde ciddi bir azalma oldu bakteri emilerinde. Streptokok pneumokoklarında da kısmi bir azalma var. Ama S grup W135 menenjitte azalma var ama yine de hakim suç o gözüküyor. 2013-2014'e girdiğimizde biz hemofili influenza tip B bulamadık menenjitlerde. Bulunmadı. Streptokok pneumokok ya da pneumokok da son derece azaldı. Ama S grup W135 yine hakim oldu. Acaba tesadüf müydü HIP? Hayır, tesadüf değildi. Tekrarlayan çalışmalarda da biz çocuklarda artık menenjitte ve bakteri emilerde hemofili influenza tip B'yi bulamamaya başladık. Bu aşının çok önemli bir etkisi. Pneumokok'a baktığımız zaman da 4'e kadar düşmüş durumda vakalarda. O zaman pneumokok aşısının da bakteri emilerde ve menenjitlerde etkisini esasen surveillance'daki bu trendler vasıtasıyla anlamak oldukça kolay gibi gözüküyor. Bakteri, pediatrik bakteriler menenjit etkenlerine son çalışması bu yayınlanmadı daha. Baktığımızda da W135 ile ilgili bir hacı aşılamasında bir atak var. Onda bir azalma var ama Suudi Arabistan'da da azalma vardı zaten. Ama serogrup B olduğu gibi duruyor. Serogrup B'ye karşı belki biliyorsunuz şu anda bir tane aşı var. Çok yeni çalışılmış bir aşı. Şu anda serogrup B aşısını uygulayan belki bir ülke var. Ama şeye baktığımız zaman HIP hala gözükmüyor. Streptokok, pneumokok menenjitlerde de son derece düşük bir rakama karşı karşıya kalmışız. Yaş nasıl bu vakalarda? 2005-2006'ya baktığımız zaman bu daha güzel bir bilgi veriyor. W135'ler B temaşa yani yarış halinde olduğunu görüyoruz ama Türkiye Batı ülkelerinden farklı olarak menenjitleri biz bebek çağında gördüğümüz bir hastalık. Ve de erken çocukluk döneminde gördüğümüz bir hastalık. O zaman çocukların risk altında olduğunu görüyoruz. Seker bırakma olasılığı ve ödülcülüğün yüksek olduğu bu hastalığa karşı da biraz dikkatli olmak lazım. Hacı özellikle vurgulamak istiyorum. Hacdan getiriyoruz çünkü biz bunu. Bu da gene çalışma. Seyahat öncesi yapılan bir çalışmada post hacılardaki belli seçilmiş grupta bu belli kafileler pozitiflik oranı %13.3. Döndükleri zaman baktığınız zaman pozitiflik oranı %27'ye çıkıyor taşıyıcılık. Bir anda haçtan dönenlerde taşıyıcılığın yüksek olması Türkiye'de daha fazla vaka olabileceğini gösteriyor. Suudi Arabistan suçu mu gerçekten? Evet. Suudi Arabistan suçu da dönüş dönenlerde ciddi olarak bir yekün tuttuğunu görüyoruz. Neredeyse 81 pozitifin %80'e yakını bu tip olduğunu görüyoruz. O zaman elimizde birkaç tane aşı var. Bunlar 4 serotipe içeren aşı. W135'i de içeriyor. Bu aşılarla ilgili uygulama yapılabilir. Özellikle Nimenix'in şu dönemde popüler olduğunu görüyoruz ama bu da ticari firma isim vermem belki çok doğru değil. 4'lü aşıyla ilgili özellikle çevre bölge ülkelerle yaptığımız temaslar sonucu Türkiye menenjit açısından bir risk olduğunu görebiliyoruz. HPV'si çok tartıştığımız aşılardan birisi. Acaba serviden kanserler Türkiye'de bir miktar tutuyor mu? Evet. Yeni vaka sayısı 1800 civarında serviden kanserimiz var. Türkiye'deki tiplerine baktığımız zaman aşıyla uyumlarına bakıyoruz.
Türkiye'deki servikal kansere sebep olan HPV'lerin %90.6'sı aşının içinde olan suçlar olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'deki pikler 20'li yaşlarda bir pik yapıyor. HPV enfeksiyonları bir de 40-55 yaş arasında bir pik daha yapıyor. Yani çift pikli seyreden bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bir yapı. Şey de öneriyor, EMA da öneriyor, Avrupa İlaç Ajansı da öneriyor. 2 ya da 4 bileşenli aşı genellikle 12-15 yaş grubunda yapılması öneriliyor. İki tür aşı var. Bunlardan bir tanesinde 2 tane tip var. Serotip var. Bir tanesinde 4 tane serotip var. Farklı etkiler gözükebiliyor ama gözüken şey özellikle aşıya bağlı orofaniks, servikal ve vulvar kanserlerde ciddi bir azalma, sıfıra yakın bir azalma olma dair elimize bilgiler var. Rotavirüs aşısı çok daha tehlikeli bir aşı. İselle seyreden bir aşı. Türkiye'de zaman zaman salgılar da yapıyor. Ölüm olayları çok tartışıyor. Elimizde net bir şey yok. Ancak önemli noktalardan birisi bir çocuk rotavirüs enfeksiyonlara bağlı iseller çok dramatik seyrediyor. Ölümcül seyretmesi için muhakkak dedikasyon olması lazım ama ölümcül çok dramatik seyrediyor. Bunların hastalanması, hastane bakım kalitelerine ya da enfeksiyonlarına, hastane içi bulaşları azaltmak, aşılanmak çocukların toplumsal korunması yani her immüniteyi artırmak, hatta zaman zaman konvizyonlar da sebep olduğu için bunu azaltmak için rotavirüs aşısı önemli. İki tipi var rotavirüs aşısının. Oral yolla veriliyor, belli bir yaş grubuna veriliyor. Detaylara girmeyeceğim. Sizi bu kadar teknik detaylı bulmak da istemedim. Soru olursa yanıtlayabilirim. Son nokta okul aşılaması. Hatırlıyorsunuz aşı reddinde en fazla konuşulan konu 20 bin civarında aşı reddi vardı. Bunun büyük bir kısmı okul aşılamasıydı. Tehlikeli olan kısmıysa, bana göre tehlikeli olan kısmıysa 0 yaş grubundaki aşı reddileri. Okul aşılamalarının reddi tehlikesiz demiyorum. Ama rakamın büyüklüğü burada. Ama son dönemlerde giderek okul aşılamalarının ötesinde bebeklik aşılamalarına reddiler var. Bebeklik aşılamalarına reddileri kenara koyuyorum. Okul aşılamalarıyla ilgili sorun TSM'deki personel yetersizliğine bağlı olarak bazı bölgelerde TSM bunu götüremiyor. ASM'den çektiği personellerle yapmaya çalışılıyor. Uzun süredir tartışılan bir konu. İlk defa ben bu soruyla 2009-2010 yılında karşılaştım. Acaba okul aşılamalarını ASM'ye yaptıralım mı? Yoksa TSM devam etsin mi? Bununla ilgili benim bir sizlerle bir görüş paylaşmıyorum. Sizlerin de bu konuda görüşlerini duymaktan büyük keyif alacağımı düşünüyorum. Olabildiği kadar kısa tutmaya çalıştım. Her şeyin başı sağlık diye bir sloganı var. Sağlığın başı aşı demişti Sağlık Bakanlığı. Sizlerin de sorularını ya da bana yapacağınız ya da bizlere yapacağınız katkıları bekliyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Levent Hocam, bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok kapsayıcı, çok güzel bir sunum oldu. Soru ve katkıları sanıyorum alabileceğiz. İskender Bey, İskender Hocanın bir sorusu var galiba. Buyurun. Yanlış mı görüyorum? El kaldırdı gibi. Hocam soru değil, alkış diyormuş. Ha, alkış tamam. Ben doğrulamıyorum. Gözüm çok alışık değil bu menüye. Evet, ben de gözlüklüyüm ama yine de tam göremiyorum. Evet, alkışlıyoruz Levent Hoca'yı. Teşekkür ediyoruz. Pamukkale, halk sağlığı denen Pamukkale mi? Evet, herhalde. Pamukkale. Siz görebiliyor musunuz Levent Hocam yazıları? Ben bugün çok Hacettin Hoca çok teşekkür ederim diyor. Alp Hoca çok teşekkürler Levent abi çok yararlandı. Mücahit Eğeri teşekkürler Levent Hocam diyor. Hacettin Hoca aşıların kayıtları ne durumda? E-nabız kayıt sistemleri diye bir soru var Hacettin Hoca'dan. Şimdi E-nabızla ilgili durumu bilmiyorum Işıl ama kayıtlarla ilgili önemli bir şey var. İki ayrı önemli konu var. Bunlardan birisi Türk vatandaşı diye bahsettiğimiz çocukların kayıtları. Aşı yapan kişi kare kodunu okutarak girdiği için hem aşının seri numarası, lotu, tipi, zamanı gibi bazı bilgiler giriyor. Hem de o çocuğa hangi aşının yapıldığı ve ne zaman yapıldığı giriyor. Bu sistemlerde aile hekimi bilgi yönetim sistemlerinde var. Bu şeyler içinde, özellikle göçmenler içinde bunların kayıt sistemleri geliştirildi. Bunlar kayıt altına alındı. Dolayısıyla
göçmen ya da misafir diye bahsediyor. Geçici konaklayan kişiler diye bahsediliyor. Suriyeli çocuklar ya da Suriyeli çocuklar için bir kayıt sistemi oluşturmuş durumda. Bu çok önemli şeylerden birisi. Bu o kadar önemli bir sistem ki biz eskiden her yerde Suriyeli çocuk aşılamaya çalışıyorduk. Şu anda hiç olmazsa Suriyeli çocuklara verilen kayıt bilgilerine bağlı olarak bunlar çok fazla yer değiştirdikleri için gittikleri bölgede de hangi aşılar olmuşlar ve ne zaman olmuşlar gibi bir bilgiyi de alabilecekler. Bu önemli sistem. E-nabızla paylaşılabilir mi? Şu anda Taceddin bunun cevabını bilmiyorum ben. Hiç de incelemedim. Daha çok karekod ve göçmen aşılamalarla ilgili kayıt sistemlerindeki gelişme şu anda bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için paylaşmak istedim. Halk sağlığı bir soru sordu. Galiba şurada göremedim. Ben okuyayım onu. Orhan'ın demiş ki halk sağlığı içinde borsa kurulsa aşılama hizmeti hizmetinin hisse değeri ne olurdu? Başka sorular da var. Teker teker mi cevaplamak istersiniz? Nasıl okuyayım hepsini? Yani şimdi şuradan ben şunu kullanmaya çalışıyorum da Tayyar'a kadar gittim. Nerede soruyu kaybettim? Ha buldum. Hisse değeri ne olurdu diyor. Yani onu iyi bilmiyorum. Şöyle bir şey var. Aşıyla ilgili olarak halk sağlığı camiasında ne kadar ilgi gösteriliyor çok emin değilim. Bildiğim sürekli bazı kişiler, yani isimleri de sayabilirim, bunlar önemli şekilde aşıya katkı yapıyorlar. Yani hep aynı isimleri görmek beni sadece tereddütte düşürdü. Bu benim gördüğüm. Ama gördüğünüz şey daima bir buzdağının görünen kısmı olabilir. Onun için bilemiyorum. Eğer şu anda aşının değerine halk sağlığı çalışmalar içinde, üniversitelerdeki akademik çalışmalar içinde değerlendirirsek çok küçük olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Halk sağlığı uygulamaları toplumda koruyucu hizmetler sunduğunu varsayarsak hep şu cümle kullanılır. Ben bu cümleyi bazen tereddütle karşılarım. Birinci koruyucu sağlık hizmetinin sağlıklı su olduğundan bahsedilir. İkinci hizmetin ise aşı olduğundan bahsedilir. Ama sağlıklı su toplumun her kesim için gerekli. Farklı sektörler tarafından sunulması gereken şey. Ama aşı doğrudan sağlık sisteminin sunduğu hizmet olduğu için bence değeri daha fazla ama halk sağlığı camiası içinde değerinin çok fazla olduğu konusunda tereddütlerim var. Bu bir tereddüt, bilgi değil. Evet, teşekkür ederiz. Alp Ergür Hocam'ın bir sorusu var. Risk grupları sözgelme sağlık çalışanları ile ilgili erişkin bağışıklama kayıtları da ulusal izlem sistemi içinde etkin biçimde yer alıyor mu? Çocukların takibinde zaten bir sistem var. Orada uyarılar da geliyor. Aşı yapıldı, yapılmadı, aşıya davet edildi. Ama erişkinlere böyle bir şey yok. Sadece erişkinlere yapılmış herhangi, konulmuş herhangi bir tanı ya da tedavi gibi bir sistem içinde aşı yapıldı, girebiliyor. Özel bir kayıt sistemi tutulmuyor bunlara. Sadece kişisel bilgilerine giriyor, dosya bilgilerine giriyor. Bu bilgi girmiyor. Ancak eğer e-nabız sistemiyle ilgili olarak kişisel bilgiler, hastalıklar, tanı ve tedaviler yazıldığı için e-nabızda da bu da görülebilir. Erişkin aşılaması ile ilgili çok özel çocuklardaki kadar çok spesifik bir kayıt sistemi şu anda yok. Hangi erişkin, hangi aşıyı, ne zaman olmuş? Genellikle aile hekimleri daha fazla bunu görebiliyorlar kişisel bilgilerinden dolayı. Şimdi Şuradan bulamadım ki. Ben okuyayım mı? Şimdi şuradan takip edeyim. Nurettin Özdener bir soru sormuş. Levent Hocam teşekkürler. Hepatit B aşılamasında sağlık çalışanları için anti-HBV kaçın üstündeyse aşıyı yapmayalım, kaç doz yapalım? Yani bununla ilgili olarak algoritmalar yayınlandığında çok genel bilgi uluslararası ünitenin altında olursa ya da 5'in altında olursa diye bir tartışma var. Normalde şöyle bir şey de tartışılıyor. Hepatit B aşısı öncesi yapılan testin birim değeri çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Bunun birim değeri tartışmalarda mesela Ankara Üniversitesi'nin hesabına göre yaklaşık 10-12 kuruş civarında bunun fiyatı yapılması. Bu yüzden yapılabilir tartışması var. Ama hepatit B aşısı bir rekombinan parçacık aşı olduğu için aşı hepatit B'ye karşı bağışıklık kazanmış yatağı taşıyıcı olsalar bile aşının herhangi bir zararı olmadığı için tetkikin yapılması konusunda ben halk sağlığı görüşü olarak bunu çok olumlu bulmuyorum. Ama sağlık personeli ben bir hepatit B testi yaptırayım diyor. Ona bağlı olarak muhakkak serolojik değerlendirmelerden sonra aşı yapıma kararı veriliyor. Böyle bir düşüncem var benim. Ben sağlık personeline de tüm kişilere de
hepatit tedavisi yapılmadan evvel bir test yapmaya gerek yok ama dediğim gibi talep geliyor. Talep gelince de cevap çıkıyor karşımıza. Onun için böyle bir cevap vermek istedim. Genellikle kabul edilen değer 5 uluslararası ünitenin altında olursa muhakkak bununla ilgili bir tekrarlama tozundan bahsediliyor ama hepatitin yarattığı emin yanıt, serolojik yanıt o kadar da güçlü olmayabilir. Evet. Tayyar Hocanın bir Tayyar Şaşmaz'ın sorusu var. Şöyle demiş. Teşekkür ederim Levent Hocam. Erişkin aşılaması konusunda aşılamanın çocukluk ya da erişkin gibi dönemlere ayrılmaması, aşılamanın bütün yaşam süreci içine alan yaşam boyu bağışıklama programı tartışılıyor. Çocukluk döneminde yürütülen GBP bütün yaşam boyunca yürütülmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Yoksa yetişkinlere sadece riskli gruplarda mı yapılmalı diye bir sorusu var kendisine. Son cümleyi duyamadım Işıl. Sadece riskli gruplara mı yapılsın yoksa bütün yetişkin şeması mı oluşturulsun şeklinde? Tamam. Şimdi önce söylediği şey çok doğru. Yaşam boyu bağışıklama diye bir kavram var. Bu doğru. Bunu ben niye çocuk erişkin diye ayırdığımı söylersem siz de bunun farkındasınız. Sokaktan geçen 100 kişiye sorsak bence 100'ü de aşı dediğinde çocuğu hatırlar. Biz hala erişkin aşılaması kavramı sadece Türk toplumunda değil, dünya toplumlarında da böyle. Bunu taşıyan iki tane meslek grubu var aşılamayı. Birisi çocuk uzmanları, birisi halk sağlığı uzmanları. Bunlarda da ağırlıklı olarak çocuklar yaşama başladığında hiç olmazsa bazı enfeksiyonlardan korunsun ve ölümcül hastalıklarla karşılaşmasın düşüncesi var. Ancak gelişen olaylar gösterdi ki çocuk aşılaması ile elde ettiğimiz toplumsal bağışıklık bazen büyüklere yapılan bağışıklığı büyüklerin bağışıklıktan korunmasına yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle erişkin bağışıklaması bu anlamda da düşünmek lazım. Yani bireysel korumadan da öte. O zaman ne zaman aşı yapmak lazım diye baksettiğin zaman aşı dönemlerini çıkartıyorsunuz. Bebeklik, çocukluk, adolesan, erişkin, yaşlık gibi bir sürü dönem sayıyorsunuz ve bunların birbirleriyle ilişkilerini görüyorsunuz. O zaman doğru cümle esasında öyle kullanıldı. Yaşam boyu bağışıklama. Yani yaşamın her döneminde bir bağışıklama sisteminin içinde, aşılama sisteminin içinde olarak bağışıklama hizmetlerinden yararlanması lazım. Yoksa ben de elbette ki bu belki yanlışı yapıyorum. Çocuk aşılaması, erişkin aşılamasını da ayırmak çok doğru değil. Her yaşta yapılması gereken aşırı olduğunu muhakkak bilmeniz lazım. Bu bir şey daha vardı yine unuttum. Yine unuttum Işıl. Hangisi? Tayyar'ın sorduğu bir şey daha vardı son dönem, son şeyde. Ha, sadece evet. Hiç kullanma erişkinlerde aşı evet. Yapılması lazım. Eldeki olanakları optimal kullanmaya başladığınız zaman öncelikle aşı yapılması gereken grupları ortaya çıkartıyorsunuz. Çocuklar bir incinebilir bir grup ama bu benzeri hastalıklardan incinebilir bir başka grupta belli hastalıkları taşıyan ya da belirli hastalıkları olan kişilerin de aşılanmasından kaynaklanıyor. Bu başlangıç noktası sınırlayıcı bir kelime değil. Evet. Aslında yaşam boyu bağışıklama konusu erişkin aşı sempozyumunda da çok konuşulmuştu. Herhalde önümüzdeki günlerde daha çok gündemde olacak diye düşünüyorum ben de. Biraz evvel borsa sorusunu soran Polhak Sağlığı şöyle bir soru geldi. HPV aşısı için bir açık arttırma yapılsa kızların mı ya da erkek tarafının mı elinde kalır demiş. Yani herhalde kim daha faydalanacak gibi bir soru burada. Şimdi en son nokta dediğimiz servikal kanser olduğu zaman hep kadınlar akla geliyor. Ama başlangıçta da kız çocuklarına yapıldı ama etkiyi biraz daha arttırabilmek için normalde erkek ya da erkeksizin çocuklarına yapılarak servikal kanserin önüne geçilmesi planlanan bir aşı. O yüzden de kız ya da erkek diye bir kavram yok. Hepatit B aşısı Türk toplumda muhakkak yapılması gereken aşı olarak değerlendiriyor. Her yaş grubuna yapılabilir ama hedef grup olarak 10-12 yaş ya da 15 yaşa kadar olan kız ve erkek çocukların tümü olarak bu soruyu yanıtlamak isterim. Dünyadaki uygulama da böyle. Evet. Rıza Çıtın bir soru sormuş. Hocam çok teşekkür ederim bu değerli sunum için. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fakültesi Halk Sağlığı'ndayım.
Benim sorum, Türkiye'nin güneyindeki ülkelerde görülen yeni polio vakaları nedeniyle yakın gelecekte özellikle komşu illerde polio mop-up gündeme gelebilir mi? İkinci sorum demiş, turizm yoğunluğu olan illerde otel çalışanlarına kızamık aşısı uygulama önerisi bu yıl yeni bir uygulama. Yurt dışında örnekleri var mı? Son olarak da okul aşıları ASM tarafından yapılabilirse sanki daha uygun olacağını düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkürler demiş. Şimdi güney bölgelerdeki mop-up'ın polio aşılamasının yapılmasının sebebi çok aşikar. Önce Deylazur denen bölgede 17 tane vahşi polio bağlı vaka oldu. Bunlardan da daha sonra bir Beyrut vakası var, bir de Şam'da vaka var. Türkiye riskli bölgeydi. Bu bölgede aşılama oranlarında da tereddütler olduğu için ve de göç çok fazla Suriye'den göç aldığı için o dönemlerde bu programlar uygulandı. Şu anda Suriye'de aşıya bağlı tip 2 polioya bağlı bir vaka oldu ama bu da o kadar şey değil. Çünkü şu anda aşılama oranlarını yüksek tutuyor ve genellikle Suriye'den gelen o büyük göç dalgası durdu. En büyük sorun son dönemlerde siz de bunu biliyorsunuz. Bir grup Suriye'ye gidiyor bayram tatili nasıl bir savaş ülkesi ise bayramını geçiyor tekrar dönüyor gibi. Böyle spekülatif bir konuyla tartışıyoruz. Bu gidip dönenler açısından önemli. Ama eğer kayıt altındalarsa ya da sınırdan girerlerse bunlara zaten polyası yapılıyor. 2013-2014 döneminde ise bir grup çok büyük miktarlarda ve kimin aşılı kimin aşılı olmadığını bilmediğimiz bir grup girdiği için ve bölgede ilk yerleşimler bölgede olduğu için şehirlerdeki yerleşim bahsetmiyorum, kamplardaki yerleşim bahsetmiyorum. Şehir içinde yaşamlarına girdiği için bir işte bu nedenle zorunlu olarak yaptık. Otel çalışanlarına kızamık aşısı bu sene uygulamasının sebebi otel çalışanları değil. Yabancı uyruklu otel çalışanları öncelikli olmak üzere otel çalışanları. Çünkü Rus turizminin Rusya'dan gelen turist sayısının artmasına bağlı olarak Rusya'dan belirli ülkelerden isim vermeyeyim yanlış isim verebilirim ama isim yanlış olabilir vereceğim ülke. Ağırlıklı Kırgızistan'dan çok fazla Türkiye'ye personel geldiğini, işte özellikle öğrenciler geldiğini ve bu hizmetlerde çalıştırmaya planlandığını söyleniyor. Kırgızistan'da kızamık için önemli sorunlardan birisi bir salgın yaşıyorlar. Ve kızamığı Kırgızistan'ın aşılama oranının kaç olduğunu tahmin ediyorsun Işıl? Biliyor musun? Bilmiyorum ki. Yok. Böyle bir şey var. Kızamık Sağlık Bakanı dedi ki bizim aşılama oranımız %100 dedi. Yani hem kızamık salgını yaşıyor falan. Yani dolayısıyla kayıt sistemleri ve aşılama oranları güvenilir olmadığı için bu bölgeden gelen otel çalışanları aşı yaptırarak otelde küçük çaplı salgınların ve buradan da ile ya da bölgeye yayılmasını engellemek amacıyla bir plan bu. Etki olup olmayacağını tavsiye ederiz ama otel çalışanlarından özellikle bu riskli bölgelerden Ukrayna, Moldova, Kırgızistan gibi bölgelerden gelenlerin aşılanarak hiç olmazsa Türk toplumuna kızamık konusunda risk yaratmalarını engellemeye çalışıyoruz. Çalışılması planlanıyor. Bu bir strateji. Kolay bir strateji değil. Çünkü turizm alanlarında sağlığa yaptığımız müdahaleler turistik işletmeler tarafından bazen tepkilere de karşılanabiliyor. Bununla ilgili de adını almadan geçemeyeceğim Mestan Emek bölgede ciddi çalışmalar içinde olduğunu tüm arkadaşlarla paylaşmak isterim. Ayrıca bu işi çok yakından takip eden de Aslan Coşkun da adını almadan edemem çünkü çok emek veriyor. Okul aşılarıyla ilgili çok tartışılan bir konu. Biz halk sağlığı olarak acaba TSM ya da ASM'lerde okul aşılamalarının fizibilitesi nasıl uygulanabilir konusunda çalışmalara ihtiyacımız var. Bana göre TSM yapsın olabilir. Ya da bir başka arkadaş ASM'de kayıt davetli yapılsın olabilir. Zor bir konu. O kadar kolay karar verilebilecek bir konu değil. Ama Sağlık Bakanlığı'ndan elde ettiğimiz bilgilere göre bazı yerlerde TSM'deki personel sayısı ile Sağlık Müdürlüğü'ndeki sayısını topladığınız zaman 5-6'yı geçmiyor. Ama okul aşaması o kadar rahat gitmiyor. Bir de okullarda öğrencilerin velilerine göre yalnız, velilerin anlayışına göre kendi başlarına kalıyor. İşte aşı yapılıyor, kimseye sorulmuyor gibi bir konu yerine ASM'lere davet edildiğinde ASM'deki hekimin veliyi ikna etme kabiliyetinin daha yüksek olduğu düşünülüyor. Doğru mu, yanlış mı dediğim gibi çalışma yapmadığım için ya da var olan çalışmalardan da haberdar olmadığım için bir şey söyleyemiyorum ama ben bu soruyu aynı aşı reddinde olduğu gibi aşı okul aşılarını ASM, TSM yapsın sorusunu halk sağlığı camiasıyla paylaşmak istedim. Bu konuda çok üretici arkadaşlarım olduğunu tahmin ediyorum. Belki ürettiği bilgilerle stratejilerin ve uygulanacak aktiviteleri daha güzel, daha etkili bir hale getirebilirler diye düşündüm. Onun için açtım. Evet, teşekkürler. İzninizle ben de bu kızamıkla ilgili yapılacak olan aşılamalara bir şey eklemek istiyorum.
Bu rutin bundan sonra da devam edecek bir uygulama değil. Şu andaki Levent Hoca'nın sunduğu gibi dünyada yaygın kızamık vakaları var. Bu kızamık doğrulama kurulunun ki bunlar bağışıklama danışma kurulunun altında oluşmuş bir kurul. Yani üyeleri bağışıklama danışma kurulu üyeleri aynı zamanda almış olduğu bir tavsiye kararı da oluştu. Yani süreç değerlendirildi ve bu karar alındı. Bu kararda önümüzdeki günlerde değişiklikler olabilir, ekler olabilir, başka kararlar da olabilir. Dolayısıyla hep böyle devam edecek gibi bir şey algılanmadı sanıyorum ama yine de altını çizmek istedim. Bir soru daha var, devam ediyorum. Mehmet Bostancı hocamız demiş ki tebrikler, teşekkürler. 1985'teki aşı kampanyasından sonra geldiğimiz ve gelemediğimiz noktalar açısından önemli. Aşıya katılımın arttırılmasını beklerken karşı çıkanların olması düşündürücü. Sağlıklı ve umut dolu gelecek dileklerimle demiş. Bilmiyorum, bir şey söyler misiniz? Mehmet o dönemi yaşamış bir kişi Işıl da onun için evet. O dönemde 6-7 aşıyı nasıl aşılama oranlarını artırırız tartışırken bugün ne bileyim işte diyalizde olan bir hastadaki hepatit B'nin algoritmasını ve takibine bahsediyoruz. Yani çok detaylı işler yapılıyor ve de şu hani eleştirdim HPV, menenjit ve rotavirüs aşılarında niye bunları kabul etmedik, niye geçirdik falan gibi bir kaygımı söylerken ama şu anda dünyanın hem kullandığı antijen sayısı itibariyle hem aşılama oranları itibariyle önemli ülkelerinden birisiyiz. Bilgi alıyoruz ama önemli bir bilgi aktarıyoruz dünyada. Dikkat çeken ülkelerden birisiyiz. Pek çok konuda belki alt sıralarda yer alırken aşılama hizmetleri konusunda dünyada hani Süper Lig ya da birincilikte hangisini söylerseniz oralardayız ve önemli bir bilgi birikimi olmaya başladı. Türkiye belki bu bilgi birikimine şeyi eklemesi lazım. Aşı teknolojilerini geliştirmeyi. Bununla ilgili yapılan çalışmalar ne kadar etkili, nasıl oluyor bilmiyorum ama son benim bildiğim basit gelecek size ama sakın basit kimse almasın. Difteri tetanoz aşısı üretici firma ile ilgili son birkaç gün içinde Sağlık Bakanlığı ikinci denetimini yaptı. Aşı üretimine ya da aşı üretimine izin vermek için. Bu önemli noktalardan birisi. 85'te burada kalmıştık. Şu anda 2018 buradan devam ediyoruz ama sanırım bunlar tetikleyici noktalar ya da hareket ettirici noktalar bizler için olabilir. Bizim aşı teknolojilerinde de halk sağlığı uzmanlarının etkisi olmakla beraber diğer disiplinlerin de aşı teknolojilerini geliştirecek çalışmanın içinde olması önemli. Bununla ilgili önemli fonlar var Türkiye'de. Bu fonlar maalesef kullanılamıyor şu anda. Olduğu yerlerde duruyor. Evet. Belki bu fonların içine halk sağlıkçıların da yani yapacak projelerin içine sadece laboratuvar bazlı değil de biz halk sağlıkçıların da bir şekilde entegre olması gerekir herhalde. Aşı konusunda hakikaten iyi durumdayız aşılama konularında. Yeni aşıları eklerken de aşıyı sadece eklemek değil, sürdürülebilir olması çok önemli. Sanıyorum ona da dikkat etmek gerekecek. Unuttum ben. Arkadaşlar süt çiçeği aşısını biz bir doz 12 aylık çocuklara yapıyoruz. Şu anda süt çiçeği aşısı normalde 2 doz yapılması lazım. İkinci dozu da bu sene muhtemelen alımını planlıyor Sağlık Bakanlığı. 2018 ya da 2019 yılında da 5-6 yaş grubuna ya da ilkokul 1'lere diyeyim çok kaba deyim gibi. İkinci doz süt çiçeği aşılamasına gireceğiz. Böylece süt çiçeği epidemilerini ve görülmesini baskılamış olacağız. Tek doz yapılması sadece belirli immün yetmezliği olanlar ve koruma amaçlı olabiliyor. İki doz yapılması ise toplumu korumak amacıdır. Bu nedenle ikinci doza ihtiyacımız var. O da muhtemelen ihalesi yapılacak mı bilemedim, takip edemedim ama 2018 yılında süt çiçeği alımında ikinci doz için yapılacağını biliyorum. Evet. Teşekkürler. Alp Ergül hocamız demiş ki çok teşekkürler Levent abi. Osman Günay hocamız, Levent hocam elinize sağlık, elinize dilinize sağlık. Aşı reklerini önlemek için düşünülen bir şey var mı diye sormuş kendisi. Şu anda birkaç arkadaşımızın bununla ilgili dinamik bir çalışması var ama bireysel çalışmaların öte aşı çalıştayında da bu gündeme geldi. Herkese düşen ödevler var. Bu ödevleri belirli plan dahilinde yapabiliriz ama en azından ailelere yüz yüze görüşerek
aşının yararı konusunda bilgi vermek lazım. Şimdi ben bir mail gördüm, şey gördüm, yazı gördüm. Çok zor oluyor, zaman alıyor dedi. Evet. Ama o zaman alan kişi aşı ve aşı karşıtı olma konusunda o bloklardan ya da neydi belirsiz kişilerin yazdığı ya da söylediği düşüncelerden kolay etkileniyor. Döndürmek çok kolay olmayabilir ama döndüremezseniz o denize atılan taş gibi, denize atılan taş, dalgalar gibi giderek büyümeye başlar. Bununla ilgili şu anda bir bireysel mücadele var. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili çalışmaları var. Yine akademik alanda olan arkadaşlarımız bazı çalışmaları var. Bunlar birleştiğinde daha da etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet. Tayyar Şaşmaz Hoca şöyle demiş, o konusundaki görüşüm kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aile hekimi yürütür. Bu nedenle ister bebek, ister çocuk, isterse yetişkin yapılacak aşılarda tek elden aile hekimleri tarafından yapılmasını düşünüyorum. Bu şekilde hem kayıtların daha düzenli hem de aşılama hizmetlerini daha güvenli ortamlarda yapılması sağlanmış olur şeklinde görüşünü bizimle paylaşmış. Devam edeyim mi? Daha başka sorular var. Hayır Nisa Gül, bir dakika kaydı, bir saniye. Hayır Nisa Gül demiş ki, size göre rotavirüs HPV aşılarından hangisi ya da hangileri ulusal aşı takvimine eklenmeli? Teşekkürler demiş. Bu tamamen maliyetle ilgili bir sorun. Yani maliyetlerini karşılıyorsanız ikisini birden aynı anda ekleyebilirsiniz. Çünkü birisi bebeklik döneminde, birisi okul çağında yapılan bir aşı. Sadece maliyetle ilgili. Bununla ilgili bir önceliği, yani nereden HPV açısından bakarsanız öncelik, rotavirüs açısından bakarsanız öncelik taşıyabilir aşılar. Ama normalde iki aşında aşı takımında olması lazım. Çok özel bir önceliği yok çünkü çok fazla bunlarla ilgili tartışmalar yapıldı. Bunu da tamamlamamız lazım artık. Yani bu aşıyı da rutin programa girmesi lazım ilk aşıda. Selen Gürsoy Turan bir soru sormuş. Sayın Levent Hocam çok teşekkürler. Sahada çalışan bir uzman olarak soruyorum. Aşı redlerinde aileleri eğitiminde onların anlayabileceği dilde nasıl aşı hizmeti anlatılmalı? Şu an zaten hastalık gözlenmiyor tepkisini alıyoruz. Önerileriniz çok değerli. Tabii burada aileleri anlayabileceği dil çok önemli. Standart bir şey de yaratılabilir ama en önemli şey hastalıklardaki değişim ve bir sağlıklı olan bir çocuğu, aşılı ve sağlıklı olan bir çocuğu, aşısız ve hasta olan bir çocuğun etkileyebileceğini de hatırlamak lazım. Bunu zaman zaman paylaşabiliriz. Yani siz aşı yaptırarak sadece kendi çocuğunuzu korumuyorsunuz, toplumdaki diğer riskli olan çocukları da koruduğunuzu söylemek lazım. Özel bir rehber yok, özel bir şey yok. Sadece dünyada ve Türkiye'de aşıya bağlı hastalıklarda nasıl bir değişim oldu? Ben size menajit verilerini gösterdiğimde bizim bağışıklama danışma kurulunda bir hocamız şey demişti. Hemen influenza tip bir aşısını alıyoruz, bu kadar para veriyoruz, ne işe yarayacak demişti. 2005'te rutin uygulamaya girerken. Bu 2014 ya da 2015 yılından itibaren biz menajitlerde ve bakteriyemelerde hiçbir görmüyoruz. Yani şimdi bu bilgiler teknik bilgi ama en azından sayısal rakamlar var. İşte difteri gibi, boğmaca gibi, kızamık vakaları, polio gibi vakaları. Belki çocuk felci olan insan sayılarını ya da çocuk felci fotoğraflarından çocuk felci hastalığının bunları nasıl temizlediğine dair bilgiler lazım. Standart bir bilgi yok. Şurada Osman Hoca'nın bir sorusunu gördüm. Yasal düzenleme. Yapılabilir yasal düzenleme. Ama bununla ilgili olarak da zannederim yasal düzenleme Sağlık Bakanlığı'nın belli bir kademesine kadar tamamlandı ama ondan sonrasını çok fazla bilmiyorum. Zannediyorum bu karışıklık sırasında, bu siyasi karışıklık sırasında şu anda gündemlerini almıyor Sağlık Bakanlığı. Bir yorum yapmıyorum. Yasal düzenlemeyi engelleyen bir hükmün olmadığını tüm arkadaşlarıma paylaşmak isterim. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği aşı reddiyle ilgili kararı herkes yanlış anlıyor. Bunları speküle ediyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin dediği şey şu. Zorunlu aşı yapabilmen için senin bir kanun çıkarman lazım. Ya da umumi sağlık kanununda bir değişiklik yapman lazım. Kanunda yazmayan bir şeyi genelgeyle düzenleyemezsin diye aşı zorunlu aşıyı karşı yaptı. Red kararı verdi. Ama umumi sağlık kanununda zorunlu aşıların hangileri olacağına dair isimlerini sıralarsanız o zorunlu aşıların hangilerinin olacağına dair bu sıralama Anayasa Mahkemesi'nin
vereceği kararı etkilemiyor. Yani Anayasa Mahkemesi diyor ki kanunla yaz, o aşıları zorunlu yap diyor. Ama genelgeyle ben zorunlu aşı yaparım diyemezsin diyor. Bunun da sebebi Kuduz ve Çiçek Asrı'nın umurum sağlıklarında zorunlu aşı olarak geçmiş olması. Ona atıfta bulunuyor. Yoksa Anayasa Mahkemesi işte zorunlu aşı yapmak, insan hakları gibi böyle adalı işlere girmiyor. Sadece kanunda yazmıyor. O nedenle haklı buluyorum diye iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin kararını iyi yapalım. Yasal düzenleme bununla ilgili çalışma yapıldığı için senin de haberin var. Belli bir yerden öteye geçmediği için bir şey diyemiyorum. Söyleyeceğim her şey spekülasyon olur şu anda. Evet. Tabii Umumi Sağlık Yasası'nın yayınlandığı tarihteki aşılarla şu andaki aşılar aynı değil. Yani pek çok aşı eklendi. Eksiklik sanıyorum oradan kaynaklanıyor, çözülmeye çalışılıyor. Belki önümüzdeki günlerde çözülür diye umut ediyoruz. Lütfi Saltuk Demir'in bir sorusu var. Ay, Nurettin şey yazınca o yukarı gitti. Pardon. Ay. Nurettin esasında toplumun katılımından bahsediyor aşırı yardımcı olmak için. Bu halk sağlığının dikkatini çektiği için önemli bir nokta. Ben buna katılıyorum. Ya toplum katılımı diye halk sağlığının ana başlıklarından biri vardı. Sosyalleşmede de bu çok geçerdi. Bunu biraz daha işlevsel hale getirmeye yarar var. Belki toplum katılımı ile ilgili bir webinar yapıp daha ilgili arkadaşların bu konuda bizleri daha fazla aydınlatmasını bekleyebiliriz Işık. Ya da Taciye'den sözü sana ayrıca. Evet. Lütfi Saltuk Demir demiş ki ben de okul aşılamalarının aile hekimleri tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum ama mevcut şartlarda pek kolay olmayabilir. Aşı reddi önemli bir sorun gerçekten. Teşekkürler Levent Hocam demiş. Biraz okuyayım mı soruları? Nurettin doğru bir şey söylemiş. Osman Resul bir şey yazmış. Şimdi şuradan ben de fırsat buldum. Evet, hızlı bir şekilde okuyayım isterseniz. Özellikle okul aşıları için ASM'lerde Nurettin Özener demiş ki özellikle okul aşıları için ASM'lere fazladan aile sağlığı elemanı verilmesi gündemdeydi. Ancak bu yürümedi. Aile hekimlerine kalırsa aşı reddilerinin çok daha fazla olacağı düşüncesini taşıyorum. Adı değişir, okul aşısı yerine rutin aşı takvimi içine sokulursa belki aile hekimi bu uygulamayı kabullenir, ne dersiniz demiş. Yasemin Durduran aşı reddiyle ilgili olanları okuyorum. Belki hepsine ortak yanıt olabilir. Aşı reddi fazla ama ikna etmek uzun sürüyor. Çok güncel ve çok faydalı bir sunum oldu. Teşekkür ederim demiş. Evet. Osman Güner Hoca belli aşılarda ebeveyn onamını gereksiz kılacak yasal düzenleme uygun olmaz mı demiş. Nurettin Özdener yine aşı reddinde başkan yardımcısı ve başkanlar mutlaka devreye girmeli. Toplum liderlerinden destek alınmalıdır. Aile hekimliği sistemi içerisinde biz toplum liderlerini unuttuk. Ha, demin buna cevap verdiniz, çok pardon. Yine Resul Buğdaycı demiş ki sunum için teşekkürler. Okul aşılarının TSM tarafından yapılmasının uygulama kolaylığı açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aile hekimi yaparsa belli dönemler ASM'lerde yerine ve karmaşa olacaktır. Çocuklar farklı farklı okullara gidiyor. Farklı farklı aile hekimlerine bağlı demiş. Nurettin Özdener teşekkür etmiş. Evet. Bir göz çırpıcı çok yararlıydı, teşekkür ediyorum diyor. Taceddin inandı, teşekkür ederim diyor. Biraz evvel bir iki tane soru var. Kızamık'la ilgili Yasemin Durduran'ın bir sorusu var. Nurettin'in polio ile ilgili galiba bir sorusu var. İsterseniz aşırı reddileri ve bu sorular konusunda diyeceğiniz bir şey var mı Levent Hocam? Yok. Aşırı reddileriyle ilgili nasıl aşı karşıtları bir tecavüz konuşmalar yapıyorsa onları yanıt vermekten öte daha çok aşının yararları konusunda bizim konuşmalar yapmamız, onların yanlışlarını çıkartıp açıklama yapmamız gerekiyor. Bu seviyelerde ilçe ya da merkez düzeyinde yapılabiliyor. Bakanlık bu konuda şey yapılıyor.
yol gösterici oluyor ama aşı karşıtlarının arka planlarında aşı çalışmalarını biraz daha tartışıldı. Arkalarında da PR şirketlerinin olması bak Sağlık Bakanlığı ve bizlerin de bu konuda daha profesyonelce düşünmemizi gerekli kılıyor. Kızamıkla ilgili o şeyi göremedim. Anne mi kızamıklı, çocuğu mu kızamıklı? Şurada şeyi gördüm bir anda. Kızamıklı anne diye ben de gördüm. Hastanede şimdi kızamıklı bir anne başvurdu demiş ama soru yok. Bu önemli. Önemli şeylerden birisi. Anne mi kızamıklı yoksa kızamıklı bir çocuğu olan anne mi? Şurada yer sarsın. Onu yazmamış ama anne tabii hangi il bilmiyorum ama anne kızamıklıysa bir filyasyon çalışması mutlaka Halk Sağlığı Müdürlüğü yapacaktır. Yani onlara haber vermeleri gerekiyor. Çocukların hemen aşılanması gerekiyor aşıları eksikse. Dolayısıyla müdahale edilmesi gerekiyor. İlk 72 saat biliyorsunuz çok önemli aşı için. Hastalığı önleyebilirsiniz aşıyı yaparsanız. Yani temas kuracaklar hangi ilse oradaki halk sağlığı ile sanıyorum çözümlenir. Yani kontrol altına alabilirler. Işıl, ben de sana teşekkür ederim. Güzel bir moderatörlük yaptın. Çok da yardım ettin bana. Yani çünkü zorlamadım. Teşekkür ederim. Olur mu? Ben teşekkür ederim. Ben de böylelikle katılmış oldum. Sizi dinlemiş oldum. Ben YouTube'dan daha sonra dinliyorum genellikle. Sıcağı sıcağına can canlı dinlemiş oldum. Katkılar da çok güzeldi. Evet. Hakikaten çok güzel sorular geldi. Çok güzel katkılar oldu. Çok interaktif geçtiğini düşünüyorum. Levent Hoca'ya çok çok teşekkürler. Size de çok teşekkürler katılımlarınızdan dolayı. Bitiriyor muyuz? 5 gibi YouTube'da yüklenecekmiş bu video. Onu da buradan söylemiş olalım. Levent Hocam, sizin son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Kapatalım sonra. Tüm arkadaşlarıma izledikleri için teşekkür ederim. Hepsine iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarda buluşmak üzere. Hoş-